Sayın İnce Öz, sizin bir söz talebiniz vardı. Buyurun. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Az evvel konuşmanın içerisinde bazı söylemler oldu. Onlara ilişkin bir açıklama yapma gereği doğdu. Biraz evvel konuşmasının içerisinde şöyle bir ifade kullanıldı. Kürdün dilini dinli inkar eden zihniyet. Bunu reddettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Tutsak, rehin gibi ifadeleri kabul etmiyoruz. Tutuklu vardır. Bunun dışında saray, savaş, talan gibi ifadeler kullanılmıştır. Bundan önceki konuşmalarda da zaman zaman bu konuşmalar, bu ifadeler kullanılmaktadır. Bunları reddediyoruz. Burada yapılan bütçede elbette ki savunma sanayine önemli kaynaklar aktarılacaktır. Çünkü Türkiye'nin bulunmuş olduğu coğrafyaya baktığımızda hem içeriden hem dışarıdan tehditlerle ve terör örgütlerinin kol kola girdiği, ittifak yaptığı bir terörle mücadele süreci yürütülmektedir. Özellikle Türkiye'de Kürt ya da Türk böyle bir ayrımın olmadığını belirtmek istiyorum. İktidara geldiğimiz ilk günden beri bu farklılıkları kaldırmak, bu ayrımcılıkları kaldırmak, 90'ların yanlış politikalarına karşın 80 milyonun birliği, beraberliği, bir yaşama azmi ve kararlılığı için gerçekten çok önemli adımlar attık. Gerek Kürtçe isimlerin verilmesi, Kürtçenin konuşulması, medya, yayın organları, pek çok alanda özellikle üniversitelerde Kürtoloji kütüphanelerinin kurulması. Buyurun tamamlayın. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlerin yakınlarıyla görüşmeleri, ana dildeki bunlar geçmiş dönemde bunlar dahi yapılamıyordu. Yerleşim birimlerinin özellikle Kürtçe isimler verilmesi, geçen burada kayyum atamalarıyla bunların kaldırı, ona ilişkin İçişleri Bakanlığımızın da açıklaması olmuştur ve tekrar yine Kürtçe isimlerin aynı şekilde kullanımına ilişkin bir açıklama da yapmıştır. Bu iddiaları da reddettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Pek çok konu burada... özellikle bu alanlarda atılan adımlar hal ortadayken, burada Kürt konusuyla, Kürt, Türk, Laz, Çerkes hiçbir ayrım yapmadığımızı, bu konularla terörle mücadelenin üstü örtülmeye ve böyle bir ayrımcılık varmış gibi gösterilmeye çalışılmasını özellikle reddettiğimizi tüm Kürt kardeşlerimize bir kez daha buradan ilan etme ve duyurma zorunluluğu doğmuştur. Teşekkür ediyorum. Peki, teşekkürler Sayın İnce Öz.